Yani bir de yani bir anlamda göz testi de önemli Halper. Sayılara bence daha önemli olan o zaten. Ve göz testinde Nautilus'un çok kötü noktada kaldığı pozisyonların sayısı çok daha fazla hatırlıyorum. Trash'ine yasaklandı. Gitgide artıyor değeri de. Ya şuna bakmak lazım. Göz testinde hani hakikaten bir maç, iki maç değil. Böyle 6-7 maç farklı farklı oyuncuların içinde gerçekten. Ya bu şampiyondan da hiçbir şey alamıyorlar be abi. Dediğin maç oluyorsa gerçekten bazı problemler var diyebiliriz. Mesela Lee Sin çok kötü oynanan performansı da gördük biz Lee Sin'den. Ama göz testinden geçti mi geçti. Çünkü başka ellerde çok verimli olduğu maçları da gördük biz. O yüzden artık teknik koridor Lee Sin çok net şekilde metadır diyebiliyoruz tabii ki. Senna'nın yanına da Varus yasaklaması geldi Infinity'den. Morgana gitti. Rumble gitmezse Danwonki'ye yine Rumble istiyor. Yalnız Nidalee kalacak ya. Bir çekse de bir görsek. İzlesek mi? Ama Nidalee silahını çekmek için yani... Abi ya bunu bilmeyen mi kaldı yani Kenya'nın Nidalee? Ama şöyle yine de çektiği ilk maçın sürprizi olacaktır. Çünkü ya metada şu anda çok fazla yeri yok Nidalee'nin. MSI'de çok fazla oynanmıyor. Ya metada yeri yok derken oyuncular tarafından gidilmiyor Nidalee'ye henüz. Belki gidilmeye başlanacağı bir gün olur. Kenya'nın ilk almaya başlanacağı. Yasakladılar bu arada. Rumble açıkta. Nidalee'nin en iyi partnerlerinden biri olacak. Bak bu da mesela bence hiç iyi bir tercih değil. İki seçim Kai'Sa. Yani Tristana'nın olduğu bir ortamda ne kadar koridor baskısı kurulduğunu görüyoruz Kai'Sa'nın üzerine. Bu da mesela bence hiç iyi bir ilk tercih değil. Kai'Sa oynanmayacak durumda değil kesinlikle, yanlış anlaşılmasın ama ilk seçim çok sıkıntılı bence. Bu arada Rumble Nidalee'den en azından birini takas edebiliriz diye şu anda Danwon daha rahat hareket ediyor. Ya sen bu Nidalee'yi öyle iyi bir yere koyuyorsun ki kendi kafanda. Kenyon o kadar yüksek bir yere koyuyor mu acaba? Göreceğiz bu arada. Kenya oyunda... koyuyor ki kendisine Nidalee kostümü çıkarttı abi. Yani şöyle en sevdiğin şampiyona da çıkartırsın ya. Ama taş gibi bu arada de oynamıştı yani. Geçtiğim sene dünya şampiyonasında en çok oynadığı şampiyonlardan da biriydi Nidalee. Şimdi hemen geri kalan bir senaryolara bakıyorum Halpern. 16 senaryomuz kaldı ve bu 16 senaryonun 6'sında bir eşitliği bulacak karşılaşma oynanacak. Buradaki yüksek ihtimaller C9'la DFM arasında oynanacak maçlar olacak gibi gözüküyor. Senaryolardan birinde... bütün takımlar eşit galibiyet sayısında oluyor. Bu tabii Damwon'un her iki maçında kaybettiği bir durum. Çok yaşanmasını öngörmüyoruz. Geri kalan senaryolarda ne yazık ki eşitliği olacak. Karşılaşma izleyemeyeceğiz. Udyr, Nar tercihleri geldi. Nidalee hala gitmedi. Nar çok rahat ettikleri bir şampiyon. Nar bu arada turnuvada bu noktalarda seçilecek. Bu arada Nautilus'un galibiyet oranı %58 ile başladık bugün. Eve gidene kadar bitireceğim. Halper'nin lanetin Nautilus'un canını emiyor şu anda. Ya bu arada bunun olması çok belli. Çünkü ilk gün A grubu karşılaşmaları oynandı. Ming'in işi bitince. Ming'in işi bitince gitgide düşüyor galibiyet oranı. Varabileceği en yüksek galibiyet oranına çıksın. Bakalım Nara nasıl cevap verecek? Hadi bir ilerle be. Yok mu artık? Bakın Tristana Nautilus oynayacaklar. En azından Tristana sayesinde bir ihtimal avantajına sahip olacaklar. Bence Alistar yasaklaması da gelecek. Leon onun yanına. Bu arada Beryl'ı çok daraltıyor bu. Çünkü genelde Danwonki'nin hep takım savaşı başlangıç mekaniklerini hep Beryl'dan aldıklarını gördüm. Yani Rel'e zorunda bırakabilirler belki. Çok da yani hiç de tercih ettiği bir şampiyon değil bu arada Beryl'ın. Yani hiç sevdiği de bir şampiyon değil. Sevdiği tabii ki yani kişisel olarak bilmiyorum ama. Lucian yasaklaması geldi. Set yasaklandı. Alistar'ı bıraktılar. Yani Alistar dururken seti yasaklamak, hatta şunu söyleyeyim, gerçekten böyle bir isteğin varsa set ve Alistar yasaklamak bile daha mantıklı duyuluyor. Yani bilemedim. Set bu arada bence şu anda destek pozisyonu için hiç durumda değil. Bence destek oynanamayacak durumda hatta. Ya o kadar dramatik mi ya? Bence o kadar dramatik. Çünkü yani bir şey sunmuyor eskisi gibi. Eskiden gerçekten bir yakalıyordu, dayanıyordu, öldüremiyordunuz. Ama şimdi o kuvvetin olduğunu düşünmüyorum. Şimdi bir tane kör... Ya gerçi üst koridoru görüyorlar. O yüzden üst koridoru kontrolü hemen bir Leona'yı çak... Ya yapıştır. Zoe'yi aldılar kör. Orta koridoru bilmezken Zoe'yi aldılar. Kontra tercih yapma şanslarını da ortadan kaldırdılar. Esnekliği olan tek şampiyonları Tristana'ydı. Onun da esnek olmadığını görmüş olduk. Yani Jet Infinity Esports'tan ilginç bir tercih. Hala bir esneklik var aslında. Bu arada Tristana çok kötü dövüyor onları. Ama... Yani Infinity'den... Hiç zannetmiyorum. Hiç zannetmiyorum. Belli olmaz bu arada. Çekiverirler Zaya'yı. Var hala opsiyonları. Hem de iyi oynadıkları, sevdikleri şampiyon. Bu arada Rel geldi. Barrel'dan. %20 galibiyet oranıyla göz kamaştırıyor. Kazu. Kazu sağolsun. Kazu. Bazı oyuncular var ki şampiyonların canını okudu. Orada da Kazu sağolsun. Orihan da gelecek. Muhtemelen.
Allah Allah, Showmaker genelde bu tarz durumlarda sinir almayı tercih ederdi ama çok standart, fazla standart bir kompozisyon geldi Dunmore'dan. Yok artık Alistar'ı da yanına almayacaklar tabii ki. O zaten Alistar ve Pyke'ı mutlaka gösteriyor, evet, sağ olsun. Şu anda bir ya İrelia kontrası gelirse bu arada çok ciddi anlamda yine 3 koridor üstünlüklü bir kompozisyon görebiliriz. Bu sefer Infinity'den görebiliriz. Hiç beklemiyorum Rek'Sai falan gelmesini. Jace geldi. Yani Gillette Infinity Esports sahip olduğu seçim yasaklama önceliklerinin hiçbirini kullanmadı. Ya ama buna rağmen 3 koridorda üstünlükleri var. Ya bu ilginç tabii. Burada tabii birazcık Kaisa'nın ilk tercihi yapılmasının, evet, da ufak çapta etkisi vardır diye düşünüyorum. Ama Danwonkia yani kağıt üstündeki oyuncularının ve tabii ki koç ekibinin kalite farkını seçim yasaklamada o kadar ağır şekilde yakalayamadı. Zaten bu sezon içerisinde aslında bazı maçlarda böyle bayağı ciddi troll draftları var Danwon'un. Ki bence aslında bu da onlara benzeyen tipte bir tanesi. Evet çok standart, çok normalde işte rahat takım savaşı yapabilen bu sezonun özeti gibi draftlardan bir tanesi. Yani bu sezona baktığımız zaman Rell çok oynandı, Kai'Sa çok oynandı, Udyr çok oynandı, Orianna çok oynandı, Nar çok oynandı. Hani bu sezonun özeti gibi ama hiç koridor üstünlükleri yok. Yani hiçbir yerde yok bu koridor üstünlüğü. Belki bir tık hani Orianna ama işte Showmaker'ın mesela kendi Zoe'yi oynadığında Orianna'ların neler yaptığını gördük yani. Zoe'nin o yerden bulduğu eşyalar, ekstra erken aşamalardaki ekstra otomatik saldırı hasarı falan. Yani Damwon gene kazanacak bir şekilde ama ideal senaryo bu değil bence. Yani Infinity'nin kurduğu draft bence çok 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 daha iyi bir draft. Ki Infinity'de yapabileceğinin en iyisini yapmamış olmasına rağmen. Evet. Ya rakibin orta koridorunu görmezken, son seçim sizdeyken orta koridoru almak, ki ya aldığınız şampiyon da Zoe, iyi bir şampiyon, iyi oynanırsa problem çıkarır ama o denli yüksek seviyede kör alırız ve ortalığı darma duman ederiz diyebileceğiniz Tynette bir şampiyon değil. Bakalım o kadar performans gösterebilecek mi Cody? Yalnız yani bir upset daha gelirse. Yalnız Dunwonkia bu karşılaşmayı kaybederse bir sonraki maçları Detonation Focus Me ile. Ve Detonation Focus Me ellerinden kaçırmıştı Dunwonkia'nın. O zaman tabii şu net şekilde söylenebilir. Bazen o takımların günü değildir. Zaten aynı günde bir takımın 3 maç oynamasının en büyük problemlerinden birisi. Eğer ki o gün gününüz değilse 3 maç birden kaybedersiniz. Çoğu zaman turnuvaya veda edersiniz. Dunwonkia'nın bu denli derin bir yarığa düşeceğini düşünmüyorum. Yani düşünmüyorum. Sonuçta dünya şampiyonu oldular abi adamlar. Onların salt oyuncu yeteneği dahi onları bu deliğe düşmekten kurtaracaktır ama yine de yani stres yapacaklarını da düşünmüyorum. Kendi kanıtlamış bir kadro sonuçta. Aynen dünya öyle. Şampiyonu Apoleti ile buradalar. Bu arada az önce Rumble'ın da görüntüsü ekrana geldi. Bilmeyenler için de söyleyeyim bu arada. Artık W ile başlıyorsunuz. Eskiden alev makinesiyle başlayıp makineyi ısıtıyordunuz. Şimdi W'nun bekleme süresi düşük olduğu için, hurda kalkanın bekleme süresi düşük olduğu için şimdi hurda kalkanını spamlayarak, sürekli basarak makineyi, motoru ısıtıyorsunuz. Ya zaten ilk kampa girerken de muhtemelen son kez basıp full öfkeye gelip hem kalkanını alıyorsunuz. Kampın hem de çok fazla hasar veriyorsunuz. Kampın galiba yani kamptan 1-2 hiti de yiyorsunuz, ondan sonra yanıyorsunuz. Evet bak şimdi basacak. Evet şimdi bir sonraki bekleme süresinde de motoru bir dahaki sonrakinde denk geliyor olması lazım. Yok bunu da yetiştirdi. İkinci tamam. Vuruşta motoru ısıttı. Tabii hasarınızı arttırıyor. Çok ciddi arttırıyor hem de. Bu arada üst koridorda Jace Show. Bir tık daha mesafesini korusaydı bu Gex çok daha rahat edebilirdi. Hemen iksirini aldı bu arada Kaan'ın. Kaan tek iksirle oynuyor. Doran kalkanıyla başlamış. Musibet iksiri var. Bu Gex'in. Yani Kaan hayatta kalmaya, bu Gex'e koridoru net şekilde kazanmayı oynuyor. Bumerang'dan kaçması da bu takası istediği yere getirmesini sağladı. Ya tabii Kaan'ı... Keşke milyonları da alsa ama değil mi bu Gex? Yani bir tane kesmiş ya şu ana kadar. O da var tabii. O, yani League of Legends da önemli diyorlar. Ben profesyonel oyuncu olmadığım için... Havadan para atıyorlarsın ama tutman lazım. Tutarsan. Kim bu devirde kim kimin üstüne havadan para atıyor? Yani işte League of Legends devrinde böyle bir şey var. Bu arada yine bir klasik Kai'Sa seviye birinden çekinerek. Şimdi Kaan yalnız üzerine doğru gitti bu Gex'in. Bu Gex kendisinden uzaklaştırdı. Yalnız bu Gex de şu anda son yudumunu aldı musibet iksirinden. Ve o avantaj eşitlenmiş oldu. Şimdi tabii Doran kalkanı olan Kaan'ın çok daha rahat ettiğini göreceğiz bu takasların sonucunda oluşan hasarlara. Kaan ama istinaden. İlk dönüşümünü de tamamladı. Yani bir tık Meganar'a dönüştü. Orada zaten biraz can dolduruyorlar. Ama amaç Meganar'a zaten bu. Bir tık dönüşme nasıl oluyor? Yani tam yani birinci seferini dönüştün. Midinar mı oluyorsun? Yok.
Her dönüşünde biraz canı doluyor ya. Evet. Onu yapmak için. Zaten o yüzden belki de oyuncular Jason Karsinanar'ı artık eskisi kadar sert bir kontrol olarak düşünmüyorlar. Yani korkmadan alabiliyorlar. Korkmadan oynayabiliyorlar. Onu da biliyorsun birkaç yama önce yıl içerisinde bekleme süresinde bazı değişiklikler olmuştu. Solid Snake bu geri dönüşü totem menzilinde yapıyor. 4, 5, 6 hop geçmiş olsun. Ve yine yengeç de almadı Solid Snake. Evet, yengeci bıraktı ve bu geri dönüşten sonra yetişme imkanı kalmadı. Belki istediği zaman geri dönebilse o yengece ulaşabilirdi ya da yengece en azından cevaplandırabilecek bir noktada geri gelebilirdi ama gerek yoktu olmuyor. Sersemletildi bu arada Ackerman. Yalnız Beryl'in üzerinde şimdi patlayıcı yük var. Bu hasarlar sonucunda takas sanki Infinity'nin istediği gibi geçti. Orada geri dönmesine gerek yoktu Solid Snake. Yani evet, üst koridorda Kaan ittirmişti o noktada ama orta koridorda Zoe'nin ciddi bir ittirme avantajı var. Çok bir problem çıkmayacaktı. Sanırım başta Udyr'in nerede olduğunu bilemediler. Ya Udyr'in Rumble'ı bu denli ağır yeniyor olması çok beklendik bir senaryo değil Halper. Yani ya Rumble iki yengeç. Hızlı bir şampiyon. İki yengeç aslında aradaki fark. Biraz Solid Snake'in haritayı okuyamamasından kaynaklandı. Bugex yalnız Kaan'ın üzerine gidiyor ve sıçrasını aldı. Meganar'dan yeni çıkmıştı. Bugex. Ackerman yalnız içeri doğru giriyor. Beryl'in sıçrası onu kurtarmaya yetecek mi? Sıçra üzeri attan atlamak. Beryl'in hayatını kurtardı burada. Şimdi Kaan ışınlanla geri dönecek. Yeni bir round. Bu sefer sıçrası yok. Sıçrası yok ya, acaba Solid Snake koridorun üst tarafına doğru ilerler mi? Tabii Kaan'ın buraya bu kadar rahat ışınlan atabilmesinin tek sebebi var. O da Solid Snake'in haritanın alt tarafında olduğunu bilmesi ama Bugex şu anda hiç fena oynamıyor bu eşleşmeyi. Ben daha çok baskı kurmasını beklerdim ama şimdi Solid Snake olmadığı için biraz defansif oynaması gerekecek. Bu arada Kenyon acayip bir üstünlük yakaladı. Ne yapıyor? Sadece farm alıyor abi. Sadece canavar kesiyor. En ideal stratejinin bu olması hiç hoşuma gitmiyor aslında, biliyor musun? Ya en ideal strateji bu aslında. Yani Kenyon'un yaptığından daha ideal ne bulacaksınız? Solid Snake bu arada alev makinesini açtı. Ters taraftan Bugex de daha hızlı geliyor. Kenyon'un sıçra atması da gerekebilir. Beryl burada. Beryl çok doğru zamanda gelmiş. Ackerman da orada. Beryl arka taraftan gelip rakibini kapatıyor. Işınlan da gelecek. Henüz daha Monkey'ye rakiplerine istediği kadar hızlı ulaşamadı. Neden acaba? Bugex takım arkadaşlarından uzaklaşıyor. Showmaker'a gidecek. Rel'e gitti. Işın tutuşturla beraber aldı. Cody'den çok geç bir ışınlan. Yani Gillette Infinity Esports. Ya Damwonki'ye çok böyle dahi yani wow bunu nasıl yaptılar diyeceğimiz bir taktik yapmadı. Beryl doğru zamanda döndü sadece ama Gillette Infinity Esports birazcık daha kendisini o problemi daha da ağır yaşayacağı bir pozisyona soktu. Aynen öyle Regarnur. Yani kendi ışınlanları da gelmiyorken bu kadar kovalamaya gerek var mıydı ondan emin değilim. İşte burada Kenyon. Gerçek bir ormancı gibi rakip kampları çalarken, en doğru oyunu oynarken Bugex geliyor. Yani Rally gördükten sonra direkt çıkmaları lazım bu arada. Zoe burada geri dönüş animasyonu başlatmış. Muhtemelen eşyasını alıp bu savaşa gelmek istemiş ama. Çok gecikti ama yani ve bu arada şeye de karar verebilirlerdi. Açıkçası yani Rally gördükten sonra direkt geri dönmeye karar verseler gene hiçbir şey olmayacaktı. Bir zararla ziyanla çıkmayacaktı oradan Infinity. Hatta Showmaker buraya gelmek zorunda kaldığı için Zoe orta koridora attığı ışınlanla beraber ufak çapta bir minyon üstünlüğü daha elde edebilirdi. Bir sürü şey yapabilirlerdi ama uygulama biraz sınıfta kaldı Infinity Esports tarafından. Olmuşla ölmüşe yani Bugex'e çare yok tabii. Bu tip konumlarda Damwonki'ye 1000 altın öne geçti. Yani ilk dakikalar tabii Infinity adına acaba bir şey olur mu hissiyatını yaşattı bizlere ama çok uzun sürmedi. Aynen öyle. İlk yengecini alıyor bu arada şu anda Solid Snake. Haritadaki ilk yengecini aldı. Tabii üstteki iki kampını çaldırmıştı. Şimdi gene geliyor Kenyon oraya. Bu sefer riskli ama Kenyon için. Çünkü Zoe'yi ittirmiş durumda. Ve 6. seviye Solid Snake. Şimdi Rumble'ın orada olduğunu gördüğü anda da uzaklaştı. Kenyon tabii üstünlüğünü daha fazla arttırma amaçlı bir oyun tarzı sergilemeye çalışıyor ama ne zaman vakit kaybetse Rumble'da çok hızlı temizleyebildiği için minyonları o farkı kapatma imkanı yakalıyor. Çift yengeçti fark. Ardından 3 kampa çıkmıştı. Şimdi 1 kamp civarı. Aynen öyle. Tabii Rumble yani çoğu zaman savaşlarda daha çok iş yapacak Udyr'da. Küçük savaşlarda belki yani 2-2, 3-3'lerde daha çok iş yapabilir Udyr ama ya Orion'un top taşıyıcısı olmak haricinde böyle takım savaşının kaderini değiştirebilecek pozisyona girmesi zor Udyr'in. Artı Damwon'un kompozisyonu biraz az hasarlı bir kompozisyon yani. O kadar gözükmüyor olabilir. Ama biraz az hasarlı bir kompozisyon. Nar'ın hasarına bağlı bir kompozisyon aslında. Çünkü Orion'la
Yani ya çok iyi bu ultiye bağlı ya da ya mesela atıyorum Syndra'nın gerisinde kalıyor genel hasar toplamında. Beryl bir kez daha savaş başlatıyor bu sefer. White Lotus sersemletmeyi başardılar. White Lotus şifayı hemen kullandı. Ve bu takasın kazananı da Danmonki alt koridor ikilisi oldu şimdi. Bu Gex'e gelen ulti. Kaan Kenyon'a doğru servis etti. Solid Snake'in ultisi ise minyon dalgalarını temizlemekten başka bir işe yaramadı. Turnuvadaki her nar Jayce eşleşmesinde bir tane en az gördük biliyor musun? Bütün narlar bunu bir tık yaptılar. Bu da zaten ikinci sebebi. Nar oyuncuların Jayce'e karşı rahat etmelerinin. Yani en azından ne olursa olsun bir şekilde pozisyon hazırlarız diye. Beryl bu arada sadece o totemi korumak için kendini ufak çapta bir riske attı ama tabii şifanız yokken nişancı olarak hayatınız hiç kolay değil ve Beryl'ın da sıçrasının gelmesiyle beraber 6. seviye manyetik fırtına sıçra kombosu artık mümkün onun için. Tertemiz bir uygulama bu arada Kaan'dan. Bu Gex'in sıçrası olmadığını biliyorlar. Az önceki pozisyonda almışlardı. Bu arada Solid Snake'le yeterince yakınmış aslında ama uygulama çok daha hızlı geliyor Dammon tarafından. Ya o dengeleyiciye de pek gerek yokmuş aslında Albert ama iyi oldu. Minyon dalgalarından hiçbirini kaçırmadı. Tabii canım kulenin Solid barikatlarını da koruduk. I am helping. Regardless. Evet. Yardım ediyorum. Ben Rumble'ım ben yardım ediyorum. Öne geçti bak. Kenyon'un önüne geçti. İşte büyük oyuncu olmak böyle bir şeydir. Halpern. Hextech alternatörünü de almış. Bu arada gece tırpanına yakın. Çok uzak değil. Aynen öyle. Tahminen dakika 12 civarında 11-12 arasında bitirir gibi duruyor. Ama tabii bir şeyler çıkar. Yani 1-2 skor falan bir şeyler çıkarabilirse çok daha hızlandırabilirsiniz bu süreci. Şimdi Solid Snake alt koridor orada dengeleyicisi var. Yakırımından gelecek olan çıpa. Ulti. Hala ultiyi kullanmadı. Ultiyi biraz bekletti ama Beryl'ın buradan kurtuluşu yok. Solid Snake yani gece tırpanını hızlandırdı Alper. Sen istedin o yaptı. Aynen öyle. Tristana'yı da hızlandırmış oldu böylelikle. Dengeleyiciyi niye o kadar bekletti? Bana da biraz fazla bekletti gibi geldi. Yani Rathalos Hook'u attıktan sonra yani direkt çıpa dokunduğu anda atılması lazım. Çünkü zaten ulti atacak Rathalos ikinci sersemletmeyi de bıraksın. Ama Rumble ormancıların hiç oynadığı bir şampiyon değildir bu arada ya. Yani evet. Benim gibi deli değilseniz muhtemelen denememişlerdir bile. O yüzden yeni meta olan bir şampiyon için öğrenme süreci tabii ki o kadar kolay olmayacaktır. Ya öyle ama bir yandan da hani League of Legends'ın en önemli olayı min-max yapmaktır. Evet. Yani minimum kaynağı harcayarak maksimum sonucu almaya çalışmalısınız. Bu arada güzel bir baskın geliyor. İyi de sıyrıldı bu Gex. Kaan'ı bu arada kule çok altına iyi, da attı. Bu kule hasarı Kaan'ın sonu olabilir. Solid Snake'e gitti skor. Gece tırpanını ne kadar çok istiyormuş. Çok güzel hızlandı şu anda değil mi olaylar? Çok yaklaşıyor gece tırpanına. Ve Halpern, Danmonkia taraftarları yavaş yavaş böyle bir... Hayırdır ne oluyor falan diye. C9 maçıyla dejavu yaşamaya başlamışlar mıdır? Orada da benzer şekilde oyunun erken dakikalarını bunu güle oynaya kazanırlar şeklinde geçmişlerdi ama sonra C9 sağda bir skor, solda bir skor. Ya Solid Snake burada yakalanacaktır. Şimdi o saç artoğumla beraber Kenyon'u iyi uzaklaştırdı. Showmaker'dan bir ulti gelebilir. Solid Snake'in hurda kalkanının gelmesine ne kadar geliyor. Var ama Kaan'dan gelen ışınlan Solid Snake'in sıçrası olmadığını hatırlatalım. Dengeleyiciyi bıraktı en azından bir miktar hasar çıkartmak adına. Hurda kalkanı o rotasyonun bir yerine soksa belki birazcık daha hayatta kalırdı ama. Ama bak yani bu mesela çok acemice bir hata. Çünkü Cody'nin ya Cody üstünde o sırada. Sen niye kurtlarındasın o sırada? Çok basit bir hata, çok gereksiz bir skor. Bu arada birebir de Udyr'in imkanı yok Solid Snake'i yakalayıp düşürmesine ama... Yakalayamazdı evet. Konuyu Orianna girince o da yetmedi. O zaman dedi ki Kaan bu skoru alalım. Koridora gidecektim azıcık yana ışınlan atayım. Aynen, bedava öyle. 300 gold'umu alayım, 300 altınımı alıp geleyim. 1000 altına düşmüştü fark bu skorla beraber. Tabii 1300'e çıktı. Ejder'e yalnız hareketlendiğini görüyoruz Gillette Infinity Esports'un. En azından Ackerman orada bir iki tane totem bırakmak için gitti ama... Henüz Ejder'e agresif bir hamle yapabilecek kadar kendilerini güvende hissetmiyorlar ama... Jayce'in hükümdarlığının sonuna geldik sevgili izleyiciler. Artık bu narın haritası. Az kaldı. O tekrar alacak orayı Jayce eline. Öyle mi? Tabii. Şey nedir gitsin, oradaki kırılma? Kararmayla ilk bir sıçrama yaşıyor Jayce. Kararma normalde daha erken bitiriyor çünkü. Nardan. Şu anda tabii nar biraz güç, ekstra skor asist olduğu için muhtemelen aynı anda bitirecekler. İkinci güç patlaması ise Muramana'nın dönüştüğü an. Çünkü mana veren çok daha ucuz bir eşya. Nar'ın aldığı ikinci eşyalardan. Orada asıl ikinci güç patlamasını yaşıyor. Bakalım iyi bir baskın gelecek mi? Bu çok sağlıklı durmuyor. Sıçrası yok ama Kaan'ın. Çok belli etti sanki. Fazla belli etti ya.
Yalnız Kaan şimdi o takasın devamını isteyecek. Bu yemi yemedi ama çok tecrübeli bunun için ya. Zaten aşırı belli oldu yani. Bugex. Yani yine burada acaba Solid Snake hiç Bugex'in böyle yemlemesini falan beklemeden direkt üzerine gitse miydi? Ama zaten alabilecekleri bekleme süresi de yok. Sıçrası olmadığı için hopla kaçacaktı oradan. İlk ejder burada da Monkey'ye gidecek. Canyon okyanus ejderini aynısına yazdırdı. Bu oyunda ya da bulut ruhu göreceğiz. Bu arada Regan, hatırlıyor musun? Geçen maçta Steel'ın oyun farkındalığı çok yüksek demiştim. Kendi ormandaki bir totemi temizlediği için. Bak, o ormanlarında hala duruyor o totem. Kaan'ın az önce ışınlanıp gelip kestiği totem. Yerini de biliyorlar. Evet, şu anda kırıldı o ve yani belki de önceden fark edebilmiş olsalardı ölmeyecekti orada Solid Snake. Ya özellikle bu arada görüş totemlerinde daha sık rastlanıyor çünkü arayıcıyı o kadar erken açmak istemiyor oyuncular. Birazcık daha nötr bölgelerde o arayıcının kullanılmasını istiyorlar. Kontrol totemleri için çok tatsız. Ormanda hiç girilmeyen çalılar var. Bir tane bu arada ekranının başı derde girebilir. Şimdi gördü bu arada arayıcıyla. Hiç girilmeyen çalılar var. Oraya bıraktığınız bir kontrol totemi 10-12 dakika size görüş sağlayabiliyor. O da beni bitiriyor gördüğümde. Aynen öyle. Çok çok bilgi çok değerli bir şey. Çok. Tabii, çok. Ya mesela özellikle RTS oyunlarında çok daha değerlidir. Strateji oyunlarında rakibinizin ne yaptığını bilirseniz çok rahat cevap verebiliyorsunuz çünkü. Tabii League of Legends'ta şampiyonlar belli olduğu için kontrollar o kadar erken belli olmuyor hamlelerde. Ama yine de rakibin ne yaptığını bilirseniz, rakibin kafasının içinde de ne olduğunu bilirseniz çok daha rahat oluyor cevap vermek. Bir de yani bilgi eskiye kıyasla, senin dönemindeki League of Legends'a kıyasla çok daha fazla elde edilebiliyor yeni League of Legends'da. Eskiden evet, sadece desteklerin verdiği keşif taşından çıkacak 5 tane toteme bakıyorduk nereye koyacaksınız acaba diye. Şöyle söyleyeyim, bilgi alabilmek için ormancılar da keşif taşı alıyordu. Aynen öyle, öyle bir dönemde yaşanmıştı. Sonra orman eşyasına eklendi onun özellikleri falan filan derken şu anda aslında haritalar oldukça açık. Yani bilgi almak isteyene bilgi gani gani şu anda League of Legends'da. Şu anda da alamet almak isteyene bir gani gani alamet geliyor. Yani Damwonki'ye şu ana kadar ne isterse aldı gibi gözüküyor. 5 kişi geliyor Infinity buraya. Solid Snake'in dengeleyicisi kullanılabilir durumda ve bırakmak zorunda mı kalacaklar? Bu arada bu ilk alamet değil mi? İlk alamet evet. Dakika olarak ilerideyiz ama bu maçın ilk alameti. Ya şimdi burada bir... Kaysa yok. Kopya burada Infinity'nin bu. Çıkamaz. Yardım için teşekkürler. Biz alameti aldık diyorlar. Tabii bedavadan farm alan, minyon alan bir ghost var aşağıda. Beryl'e bu arada isabet etti uyku baloncuya ama Cody ultiyi atmak istemedi ve ilk kule birazcık geç de olsa... Bedavadan ilk kule oldu bu arada. Damwonki'ye gitti ve çok yani 3000 altına da çıkarttı bu hamleyle beraber farkı Damwonki'ye. Ya hala çok keskin olduklarını, hani bizim çok sinirlenecekler 15 dakikada vurup yok, geçerler mi gibi bir keskinlik asla söz konusu değil. Ama kill'de oynamıyorlar maçı. Ya bu arada işin ciddiyetini birazcık kavramış gibiler. Veril'i ne güzel yakaladı Solid Snake. Ve bir de Cody'ye burada skoru vermeyi başardı. Yani erkenden güçlenen Zoe'nin neler yapabildiğini biliyoruz. Erkenden istediği kadar güçlenemeyen Zoe'nin de nasıl bela olduğunu biliyoruz seçen takımların başına. Bu arada sıçra oyunu geldi. Tetiği çekti burada Ackerman. Ve burada Ghost'u alacaklar. White Lotus da hayatta kaldı. Gillette Infinity Esports. Nautilus'a dair ne demiştiniz? Bu şampiyon böyle oynanır dedi. Bu arada Ghost o kadar fazla dans etti ki Nautilus'un ultisi iki kere falan zigzag çizdi. Sıçra'yla beraber de bir, bir yer değiştirdi galiba. Garip şeyler yaşandı. Tabii derin darbeden kurtulmanız, kafasını karıştırmanız pek mümkün değil. En sonunda da zaten onun hasarıyla aldılar skoru. Ama çok önemli bir skordu bu. Çünkü Ghost çok tempo yakalamıştı. Oo, Cody'nin başı dertte. Yalnız Beryl yakalayamadı. Ultisi boşa gitti. Ve kötü bir pozisyonda kaldı. Atı da yok. Rumble'la karşılaşabilir Kaan'la Beryl. Bu Gex arasında birebir. Kaan'ın bu arada Meganar'ına daha çok var ama bu Gex daha fazlasını istemedi. Kontrol toteminin etrafında gezerek uzaktan vur bana diyor adeta Anar'a. Bu arada tam olarak kararma anı. Yani kararması var. O yüzden kazanmaya başladı Jayce. Biraz daha böyle devam edecek. Sonra ilk mana vereni aldığında mana veren Muramana'ya gelişene kadar Kaan biraz daha avantajlı olacak. Solid Snake geliyor, yalnız kontrol totemi yerini gösterecek Solid Snake'in. Ne düşünüyorsun Rumble performansı hakkında? Ben beğendim. Çok kötü değil. Başta... Yani aktif olmaya da çalışıyor ve az önce Beryl'e attığı dengeleyici güzel bir dengeleyici. Yeterince aktif bence. Kaan'ın korkusu yok ama ki. Meganar'a dönüşecek çünkü arkadan da Canyon geliyor. O dengeleyiciyi, o halıyı seremeden düştü Solid Snake. O kontrol toteminin etrafında o kadar uzun süre kaldılar ki. Ama yani adamı da körslemek için gerçekten hemen
çabada harcadık. Ya ben sana sordum sen en güzel Sankyors dersin diye. Yani namını hak ediyorsun bence artık. Tutayım dedim, direneyim dedim ama olmadı hemen. Ama gördüğünde söylüyorsun değil mi? Şu ana kadar iyiydi. Yani, şu ana kadar iyiydi abi. Yani rezalet böyle oyun mu? Böyle demem lazım sanırım. Bu arada çok net söyleyeyim. Yani kendi üstüne sadece dengeleyici atsa bile muhtemelen oradan skoru alabilirdi. Ama bir tane bedava skor vermiş oldular. Okey. Şimdi bir ejder toplanması var. Sanırım bunda savaşmayacak ama Infinity. Pek şansları var gibi gözükmüyor. Gerçi Solid Snake yaklaşmaya çalışıyor ama yok, o Gromp'a döndü. Mantıklı karar, alev ejderi bakalım. Yani burada bulut istediği şey olacaktır ama hayır. Infinity Esports'un umutları sonuç bulmuyor. Dağ ejderi, dağ ruhu. 3'te 3. Bugün 3 tane dağ ruhu. Maşallah. Evet. Çok severim dağ ruhu. Sen varsın diye. Aynen. Teşekkür ederim. Deniz Günay'a teşekkür edelim. Buton'un sahibi çok kendisi. Çok güzel yakaladı Kaan. Çok rahat yakaladı Cody'yi. Kaan yine narla ekstraları buluyor bu arada. Aynen öyle ve o ekstralarda Dunwonkia'nın kabuslar görmesini engelliyor. Yani alt koridorda olanlar onları daha büyük sıkıntıya sokmalıydı. Ackerman Beryl'i bir kez daha yakaladı. Beryl yine. Buna artık şaşırmanın imkanı yok ama White Lotus'u almayı başarırlarsa o da mümkün değil. Beryl da sağ olsun yine ekstraları veriyor rakip takım adına. Yani ya korkunç bir turnuva geçiriyor Alper. Ya bak mevsim içinde de böyle garip garip maçlar vardı ama bu kadar üst üste denk gelmiyordu bu maçlar. White Lotus ölecek. Minyon dalgasını tutmak için yaptı sanırım. Yok hayır, White Lotus kırmızı güçlendirmeye ölüyordu az kalsın. White Lotus evet öldü. Öle yazdı ama ölmedi. Kaçmaya çalışıyor şu anda Shelly, bırakın beni kafayı. Ama imkanı yok. Evet, alametle kuleyi almayı başardı. Ama hangi kuleyi? Dunwon rakip alametle. Dunwon rakip alameti kullanarak rakip kuleyi almayı başardı. İşte dünya şampiyonu olunca böyle mekaniklere erişim sağlıyorsunuz. Yeni şeyler atıyor. Ya abi burada yani atın ne yok, oldu ne be orada? Adam? Ya atı da yok. Ne yapıyor ki orada acaba? Yok trollüyor bu arada ya. Yani Beryl gerçekten kafa olarak baştan çok kopuyor bazen. Kanyon'un yolunu kapatmaya çalıştı Cody ama iyi bir balon denemesiydi. Udyr birazcık hızlı olduğu için sağını kapatıyorsun, solundan depar atarak gidiyor. Burada tam tersi oldu gerçi ama ya bakalım Beryl'ın ikramları nereye kadar yetecek? Vallahi maçla tuttu şu ana kadar Infinity ama diğer parçalarında bir şey yapması lazım. Birinin alametiyle öbürü kule alıyor. Birinin destek şampiyonu öbür takım maçta tutuyor. Yani ne olursa olsun Ghost ve Showmaker çok iyi durumdalar şu anda. Tabii. Yani bu arada Kaan'ın da bu karşılaşmayı Dunwonkia tarafında tutan en büyük etken olduğunu düşünüyorum ben. Katılır mısın? Aynen öyle. Dediğin gibi çok ekstra çıkarttı çünkü. Yani hem birebir de iki tane skor hazırladı, hem işte ortada Zoe'ye skorunu hazırladı. Solid Snake'in bir sürü ziyareti var, onların hepsini de makul şekilde karşılamayı da başardı. Ya tabii şampiyonlara baktığımızda limitli bir hasar kompozisyonu var demiştik maçın başında Dunwonkia için ama Orianna ve Kai'Sa o kadar rahatsız edilmeden evet, güç patlamalarına eriştiler ki bunların artık hasarlı bir kompozisyonu var Dunwonkia rahat tarafında. Rahat ettikleri için, özellikle Orianna çok rahat etti. Normalde mesela şeye gittiğin zaman, baş melek asalı eşya dizilimine gittiğin zaman biraz ana eşyalarını geciktiği için hasarın biraz geç kalıyor Orianna da. Ama yani güle oynaya kastı. Çok iyi bir minyon skorunda bu ya arada. Ya kamerayı yani Showmaker'ın etrafında gördük mü? Görmedik. Yani bir tek Solid Snake'i kovaladığı pozisyonda. Bu arada görmedik ama 22 dakikada da 250 minyonu var Showmaker'ın. Tamam işte yani görmememizin bir sonucu da bu. 10.000 altına gelmiş durumda neredeyse. O da tabii bu kadar rahat ettiği için çok da kuvvetli duruma gelmiş durumda. Ackerman kendini riskte bırakmadan totemi bıraktı oraya. White Lotus yakında. Oraya bırakılan kontrol totemi Çalın'ın kontrolünün kaybolmasını engelliyor. Yalnız Dunwonkia burada bir şeyler istiyorlar. Tabii rakibi zorlamak zorunda değiller hala. Yani özellikle öndeler zaten. Evet öndeler ve Orianna Zoe'dan daha etkin olacak. Nar da Jayce'den daha etkin olacak savaşlarda. Bu maç tahsiller aldı. Ghost. Yani Cody yakalanacak gittiği yerde. Gelen dengeleyici de pek etkili olmadı. Gerçi skorların verilmesini engelledi. Beryl düşecek mi? Hayır gibi gözüküyor cevap. Ve ışından gelecek. Savaşa devam etmek istiyorlar. O Zoe yalnız onu kovalayamayabilirsiniz. Neler oluyor? Kaan şimdi tek başına işleri ele almak istiyor. Yalnız gelen şok dalgası ve Kaan Meganar'a dönüşecek.
Megan Arla yakalayabilecek mi? Solid Snake yakalayacak gibi gözüküyor. Burada kalkan hızlandırması ve sıçrası. Solid Snake'i buradan hızla çıkartıyor. Birebir bir değişim. Böylesine bir savaşta kabul edilmeyecek senaryo değil Gillette Infinity açısından. Bence de değil. Bu arada... Oo. Ghost. Ben, güzel deneme. Ben açıkçası ilk savaş başlangıcında iyi dedim ama bence şimdi karar veriyorum. Hayır, iyi değil çünkü senkronize olamadı hiç Dammon. Ya kanun ışınları falan da çok gecikti o ilk savaş başlangıcında. Yani şöyle sonrasında. Bu arada bence burada Beryl'e çok şey söyledik ama bu pozisyonda Beryl'e en iyisini yaptı. Yani Zoe'nin geri döneceği yeri de hesaba katarak 3 kişilik bir manyetik fırtına. Yok, hiç fena genel değil. Olarak Dammon belki de takip edemedi. Ki takip etse belki de çok daha kanlı ve iyi sonuçlanabilirdi onlar adına. Bu arada bir ejder daha bırakıyor Infinity. Ya bu konuda tabii söyleyebilecek fazla şeyler yok. Canlarını yenilemeleri gerekti. Yani ama Udyr'siz kesiliyor şu anda. Evet, tek başına Orianna. Bir yandan da tabii White Lotus kendisini üst koridorda gösterince bizim bu ejderle işimiz yok demenin gayet kolay bir yolu arkasından geliyor. Bu arada Bugex'in Kaan sersemletme tuttu. Duvara da yapıştırdı. Şimdi Mininar'a dönüştü. Bugex'e inanılmaz bir hasar çıkartıyor ama Bugex'in de kalkanı onu hayatta tutmaya yeterli olduğu gibi gözüküyor. Kaan Bugex mücadelesinde bir round berabere sonuçlanmış oldu böylelikle. Daha tam dönüşmedim Ramana'ya. Dönüşse çok daha farklı noktalara geliyor. Çok acayip vurmaya başlıyor Jayce. Çok saçma sapan bir noktaya geliyor. Tabii Muramana'nın da yakın tarihte büyüleriniz artık manayla daha fazla hasar verir hale geldiği için. Hatta bir dönem Sylas'a falan da aldılar. Cody az önce benzer pozisyonda yakalanmıştı. Burada bu yine işte. Kendini o pozisyonla sokmakta base görmedi. Şimdi Beryl iki kişiyi tutmayı başardı. Onlardan birisi Ackerman. O hayatta kaldı. Derin darbe de geliyor. Gillette Infinity ikinci savaşı. Canları çok az şekilde terk etmeye çalışıyor. Tabii çalışmakla yapabiliyor ki iki farklı şey. Kaan Megan Arı olarak geliyor. Sıçrası da var, kullanacak. Sıçrayı kullandı ama sadece bir kişi yakalayabildi. Gerçi bu kişinin White Lotus olması takım savaşının kaderini değiştiren etken ve buradan Baron'a gitmelerinin önünde de pek bir engel yok gibi. Regano, bu maçın içerisinde hatırlıyor musun? Bir pozisyonda Solid Snake'in dengeleyiciler falan gayet iyi demiştik. İki ondan beri felaket kurtulmadı. Başı dertten kurtulmadı. Evet, hemen özür diliyorum Solid Snake'den ve Solid Snake çok kötü oynuyor diyorum. Ve şimdi %50-%50 de içeri kurda kalkanla girerek Baron'u nasıl çaldığını hep beraber izleyelim. Mümkün değil çalması. Ya bu Gex'in bu arada şok patlaması tutsa isterdi. Çalmayı başardı. Cody çaldı. Cody çaldı bu turnuvada. İkinci kez biz Zoe'nin bunu yaptığını görüyoruz. Ve yine çarp yokken oldu bu. Aynen öyle. Yok, çarpla aldı ya. Yok, çarpı yoktu Cody'nin. Çarpla aldı ya. Çarpla geldi. Hemen çıkışta değiştiriş. Çarpla geldim. Ha pardon, sihirler büyüsü olarak evet. Dizginsizden... Okey, anlaştık. Ne dedim? Hayatta çalamaz dedim, hatırlıyor musun? Ghost Bey! Ghost Bey, neden Koreliler, yapıyorsunuz? Koreliler misafirperverlikleriyle tanınır Alpen. Evet, maça döndüler. Bak, hayatta çalamaz dedim. Evet, Solid Snake hayatta çalamadı bak, ama Alpen, başkasına... Kore'de bir evde kimchi yapılıyorsa ufak bir kaba konur, komşuya götürülür. Abi bir dakika. Bir çarp atılıyor, sonra oto atakla çalıyor Zoe'yi. Ama kimin çarpı o bilmiyorum. Sarı çarp. Çünkü Zoe'nin çarpı muhtemelen. Ama bu pozisyon geriye sarılır Alper. Çünkü Udyr'in çarpı mavi çarp. Sarı çarp iniyor son inen. En azından bizim görüntümüz öyleydi. Bu arada Jayce'in de az önce ne kadar vurmaya başladığını gördük. Udyr kullanamamış galiba çarpını. Rejiden böyle bilgi tamam, geldi. Ya sarı çarp iniyor. Sarı çarpı görmem ama sonrasında oto atakla alıyor Zoe'yi. O büyü kullandıktan sonra gelen ekstra otomatik saldırı hasarıyla ve Dammon 2806 kümeye, gerizeler. Damo, ya küme. Sorma ya. Yani tesislerin önünde taraftarlar birikse. Yeridir. Damwon Kia son dünya şampiyonu. Ya genelde bu arada son dünya şampiyonlarına MSI çok iyi davranmaz Alper. Evet. Genelde bunu görürüz. Bunun tek istisnası SKT oldu. Arka arka iki kazandıkları turnuvada ama burada yani Damwon'un Detonation Focus Mia maç kaybedecek hale gelmesiyle başlayıp C9'a maç kaybedip LLA şampiyonu karşısında maçı şu noktaya getireceği bir performansa sahip olması RNG'ye halay çekiyordur evde. Halay başa da Mingi almışlardır. Başta iyi çektirir bu arada halayı da. Değil mi? Çıpa var elinde değil mi? Mendillerine çıpa sallıyor. Bu Gex'le Kayn karşılaştığı ormanda ters taraftan da Kaan geliyor. Valla bu maçı kazanırsa sanki Kaan Showmaker ikilisine bakacak işler. Showmaker çok iyi durumda bu arada. Yani çok turnuva boyunca ona çok fazla iş düşmemişti. Genelde de zaten Dammon'un maçlarında çok fazla iş düşmez. İş düşünün altına kalkan bir oyuncudur. Bu maçta çok büyük iş düşüyor ona. Çünkü ciddi anlamda zora soktular maçı. Bu arada böyle söylüyorum ama hala öndeler. Yani ejder ruhu noktasına geldiler.
2500 altın kadar öndeler. Tempoda genel olarak üstünlerdi. Ya şimdi bir ama şimdi Damwon'dan beklentimiz bu maçın dakika 20'de bitmesi olduğu için. Bu birinci torba takımı, rakipleri üçüncü torba takımı. Evet. Bir başka birinci torba takımı RNG. Üçüncü torbada da dördüncü torbada da rakiplerini ne zaman görse şu dakikaları 10K ile geçiyordu. Eğer ki buraya gelirse maç. Buraya gelmiyordu zaten çoğu maç. Gelmiyordu. 28 olmuş, evet haklısın. Burada bitmiş oluyordu. Şimdi benzer bir senaryonun, hatta bir de dünya şampiyonu olan Kore'yi elinin tersiyle silkelemiş bir Damwon Kia'nın. Mevsim finalinde maç kaybetmemiş bir Damwon Kia'nın. Bu takıma karşı maçı şu noktaya getirmesi haber niteliği taşıyor Alper. İşte Kore'nin durumunu görüyorsun yani Regan'cığım. LCK'ye bitmiş. Lig ya, her sene geri gidiyor. O sene bu sene mi? O sene bu kapatın sene. Gitsin ya şu ligi. Acaba taraftarları diyor mudur ben LCK'yi izlemiyorum diye. Ya diyen vardır Kaan ya. Kaan yakalanacak. Megalara dönüşecek. Beril uyku baloncuğunu tuttu bu arada. Hayatta kaldı ama önemli bekleme sürelerini kullanmak zorunda kalmadı bunun için Gillette Infinity. Damwon Kia bu ejderi bırakmak zorunda kalabilir. Bu arada çok dar bir alandalardı. Yani dengeleyici de gelse bitebilirdi direkt Meganar orada. Meganar bitiyor. Çok sabırlı davrandı Infinity, bravo. Şimdi Infinity'nin aradan bir uyku baloncuğu tutturması lazım. Beril'in pozisyonunu biliyorlar. Artık Beril'in pozisyonuna uyanmanız gerekiyor. Ackerman'ın ne oluyor? Matrix'te bir bozulma oldu, gördün mü bilmiyorum ama Ackerman'ın görüntüsü bir acayipleşti. Damwon Kia mantıklı hamleyi yapıyor. Damwon Kia ejder ruhunu şimdilik bırakıyor. Solid Snake'te kaldı. En azından iç taraftan inhibitor kulesi alabilecek pozisyona sokmak isteyecekler kendilerini ama Kaan hala %70 canda. Beril yarı canda. Alt koridora gittiğini gördük bu Gex'in. Bu yalnız orta koridor savunmasını biraz zorlaştırmaz mı Alper? Bedavadan orta koridorun inhibitor kulesi verildi. Ama inhibitorun kendisi gitmemeli. O da gidiyor. Ya Infinity bir şeyler atın abi. Yani işte şimdi diyorum ya, bir kimchi yapıldı mı bak, Kore evinde misafire götürülür ama aynı şey tabii Meksika mutfağı için de geçerli. Orada bir quesadilla yapıldı mı, bir burrito yapıldı mı hemen bir tabağa konup yan eve götürülür. Sağ olsun LLA temsilcisi Gillette Infinity tabağa başı yollamadı. Sağ olsun Mert. Ya Solid Snake'i bitirdik bu arada ya. Solid Snake. Adama dedik ki yani iyi ulti atıyor. Bak iki pozisyonda çok kötü ulti attı. Az önceki pozisyon bu arada daracık üçlü çaladalar. Balon tutmuş, muazzam bir ortam var. Serdiği anda asla gelemez Damwon. Hiçbir şey yapamaz oradan. Bu sefer de atmadı. Ben özür diliyorum LLA. Alt koridorda zamanında atamadığı ulti senin körzünden sonraydı değil mi? Senin lanetinden. Yok o önceydi. Önce miydi? O en ama baştaydı. Ama orada bak salın, çarşambanın gelişi salıdan belliydi Alper. Orada bir niyet vardı. Değil mi? O orada orada ben açıyorum turbo int modunu dedi bize. Evet, biz göremedik. Şu anda hemen özür mahiyetinde Solid Snake'in ne kadar kötü bir oyuncu olduğunu hemen kabul ediyorum. Ve hayatta Rumble'la hiçbir şey yapamaz diyorum. Şu saatten sonra diyorsun. Bu saatten sonra mümkün gitsin, değil diyorum. Gitsin Rumble'la çocuk parkında oynasın diyorsun. Orada bile oynamaz. Hiç oynamasın. Gillette Infinity Esports. Yani maçı şu anda hala kazanabilecekleri bir yerde tutuyorlar. Bunun için Cody'ye çok teşekkür etmeleri lazım. Bu arada oyun daha da kıvama geldi onlar adına. Çünkü 3 eşya oldu. İki taşıyıcıları da. Yani Jayce'i taşıyıcı olarak görüyorum burada tabii ama. İki şampiyonları da diyeyim. Ya tabii onların en büyük problemleri taşıyıcıya sahip olmamaktan ziyade belli başlı noktalarda rakibinin tecrübesi ve yeteneğine cevap verememekti. Az önce kaybedilen inhibitör tam olarak bunun aynen tezahürü. Öyle. Çok çok kötü pozisyonda bıraktılar kendilerini. Kendi kendilerine oldu bu arada. Yani bu arada iç koridoru kaybedersiniz olur. Ejderi almaya çalışırken ikinci kule de öyle gider, üçüncü kule de böyle gider. Çok gördük bunu mevsim içinde ama hep beraber dönüp bütün yetenekleriyle kafa kafaya bir savaş başlatsalar Damwon Kia zaten geri çekilecekti. Yok, bu Gex'i aşağı gönderdikleri için oldu. Orada iş bitti zaten her şey. Şimdi inhibitörsüz bir orta koridorla uğraşmak zorunda kalıyorlar. Kaan kanattan çok, çok güzel geliyor. Ackerman ön tarafta kaldı. Kendini kulenin kalıntılarına doğru atıyor Chipayla ama içeri doğru girdi Beril. Anında ulti geldi bu arada Tristana'dan. Ters tarafta Ackerman da hayatta kaldı. Kaan da istediğini yapmadı. İyi dengeleyici geldi. Söylediğin gibi Ackerman birazcık daha hayatta kalacak mı? Cevap evet gibi gözükmüyor. Artık onu bırakıp çıkmaları lazım. Solid Snake de istemediği bir noktada. Yalnız bu Gex arkada Beril'i yakalamış. Solid Snake oradan çıkacak. Bir kişi aldılar karşılığında. Kimseyi kaybetmedi burada Damwon Kia. Kaan bu arada üstüne geri dönebilir ama canı zaten full'e yakın. O baron bölgesine bakmaları lazım ve bunu güvenli bir şekilde yapabilecek hiçbir şampiyonları yok. Ama Damwon içinde riskli bu. Bu arada az önceki dengeleyici hayatta tuttu Infinity evet, ama bu harika Gex bir dengeleyiciydi ama bu Gex Beryl'e yakalanıyor. Solid Snake gelemeyecek kadar uzakta. Uyku baloncuğu iyi geldi ama kimseye isabet etmedi. Kaan hoplayarak o uyku baloncuğundan sıyrıldı. Solid Snake Beryl'i alacağım diye. Kendisi canından oluyor. Baron gidecek. Ve geri dönüşlerden sonra Damwon Kia
Yani beklediğinden daha fazla zorlandı, bu karşılaşmayı kapatmaya gidecek. Aynen öyle. Ya bu arada ilk savaş Kaan harika bir pozisyondan geliyor. Bugex orada olmadığı için de çok da iyi okuyor aslında pozisyonu. Cody falan görüyorlar ve bence hem derin darbenin ona gidiyor olması hem Cody'nin hasarının Kaan'a gidiyor olması çok zaman kazandırdı. Artı dengeleyiciden geçip gelemedi Dammon tarafı. O yüzden bence iyi bile çıktılar buradan sadece bir kayıpla. Bugex'in olmadığı bir ortamda ama sonrasında Bugex'in o çalıyı attığı kafa falan çok hiç olmadı yani. Ve Baron gitti. 6000 neyse, Solid Snake'i kurtardın. Şu ulti çok güzel bir ulti çünkü. Çok efektif oldu. Çok işlerine yaradı. Tabi Bugex olmadığı için. Bugex çok uzakta kaldı. Burada işte şimdi dengeleyici gelecek ve Dammon direkt çıkmak zorunda kalıyor. Ya duvar kenarına bu kadar yapışmış olması Dammon Kian'ın en büyük hatası olmuş. Ve yani hasar olarak çok vurmamış gibi gözüküyor olması ama savaşı komple bitirdi aslında Dammon'un da. Kimse gelemedi. Ama işte sonrasında şimdi Bugex gidip çalıya o kafayı atacak. Yani neden oraya ayrı gayrı atıyorsun? Bak şöyle bu yani, o baronu durdurmak için birinin kafa atması lazım ve ideal hiçbir aday yokken. Ama o zaman kendi takımına yakın tarafta at ki bir yardıma gelsin. O da doğru. Ghost'a yarayacağını attı ama Bugex yalnız Kenyon'un yanında. Ghost ultisini de kullanıyor ve Bugex. Plan fena değil gibi gözüküyordu ama haritanın tamamını görebilen bizler için planın ne kadar sorunlu olduğu aşikardı. Ama yani Dragunov dakika 34, adamlarda baron var, kendi başına geziyor orada Kai'Sa ve dünya şampiyonu oldu bu adam. Yapar mı ya öyle bir hareketi? Diğer hareketlerini görünce acaba bunlar bugün kendinde değil gibi böyle bir şey yapıyor olabilir umuduyla da. Ama Ghost o konularda belki de en şey adamdır yani, en düzenli tertipli adamlardan biridir. Sevgili Halper, Ghost iki kez öldü bu karşılaşmada. Çok öldü. Ghost'un yani standartlarında aşırı fazla. Güne 27 KDA ve 1 ölümle başlamıştı. C9 maçını tam hatırlayamıyorum kaç defa öldüğünü ama... Yerden kalkamıyor bugün. İstatistikler yalan oldu. Kanda Discord'un inhibitörünü alacak. Gillette Infinity Esports umutlandı. Bu arada maçları en hızlı biten takım 28 dakikada 2 maç... Oh. Ay. Ruh da gitti. Her şey gitti. Ya zaten buradan sonrası doktor ne yersen ye dedi hastaya. Gillette Infinity Esports bu karşılaşmayı kaybediyor ve bir sonraki tur umutları matematiksel olarak devam ediyor. Evet devam ediyor ama... Nasıl ediyor ya? Şöyle bir galibiyetteler, iki maç... Ha pardon, son maçları kaldı, özür dilerim. Hayır, bir de bir sonraki maçta evet, zaten ikilerden biri üç olacak. Özür dilerim, matematiksel olarak da bitiyor. Çok özür dilerim, haklısın. Şansları bitecek burada. Veda edecekler turnuvaya tabii. Son bir karşılaşmaları daha var. Sinan karşısına çıkacaklar. Belki C9'ın partisini bozma şansları olabilir. Onların tarafında keyifler yerinde Dammonkey'e karşısında alınan galibiyetle beraber ama böylesine bir galibiyetle dengesini kaybedebilecek kadar da dengesiz bir takım C9. Yani bu galibiyetin etkisinde kalarak kendi oyunlarını sergileyemeyecek durumda olabilirler. Bakalım, göreceğiz. Bir sonraki karşılaşma Detonation Focus Me C9 mücadelesi. Grubun kaderini belirleme noktasında önemli bir maç olacak. Yalnız Dammon Kia hiç iyi sinyaller vermiyor Alper. Hiç. Hiç vermiyorlar. Güne hiç hazır gözükmediler. Bu arada yani önceki maçlarda evet yani ikinci maçta özellikle çok hazır gözükmüşlerdi ama sonrasında tuhaf maçları vardı. Bugex burada kronometreden çıktığı gibi düşecek. Yalnız Beryl'i içeriden vurdular, çıkarma konusunda... Hadi White Lotus, yap numaranı. White Lotus yapacak mı numarasını ama Showmaker'da hayatta kaldı. Şok dalgası çok ideal gelmedi. Kenyon White düşecek. Lotus. White Lotus şimdi resetleri almaya başlayacak gibi gözüküyor. Meganar'a dönüşecek ama geri döndüğü noktada Kaan almayı başardı. Hayır. Bir de ulti attı, bir de sersemletme. White Lotus numarasını yapamadan Kaan numara öyle yapılmaz, böyle yapılır dedi ona. Ghost da temizlik işini gayet iyi yapıyor. Arka arka skorlar 3'te 3. Bu onun oyundaki şaşıracaksınız ama sadece 4. skoru. Ghost yalnız istatistik hiçbir şeydir, susuzluk her şeydir.